sesimizi duyurmak istiyoruz herkese. İstiyoruz ki yoldan geçen duysun. Evet, birebir belki acımı hissedemez. Ama kendileri de çünkü farkında değiller bir tecrit altında olduklarını. Kendileri de ne yazık ki tecrit altındalar ve sistemin uyguladığı bir hayatı yaşıyorlar. Ki üzülerek söylüyorum, farkında değiller. Sadece komşusunun acı çektiğini sanıyorlar. Ama aslında yanı başındaki ailesi, kardeşi, çocuğu da yaşıyor o sıkıntıyı, tecriti yaşıyor. Tecrit altında olduklarının farkına vardıkları zaman hani biliyorum. Bizim yaşadığımız acıyı hissedeceklerini de biliyorum. Bizim sadece onlardan hani istediğimiz şey, biz ses çıkardığımız zaman yanımızda olmaları, destek çıkmaları. Evet, biz de sizin yanınızdayız. Ayakta durun, desteğiniz var arkanızda. Şey gibi, bir evin kolunu gibi. Biz onu hissetmek istiyoruz ama maalesef şu anda o yok. Buradan arabaya binip gittiğimiz zaman yani hem sevinç var ama buruk bir sevincimiz var. Çünkü gidip görüyorsun, alıp gelemiyorsun. Dört duvar arasında sıkışmış bir şekilde. Yani biz oraya gittiğimizde ve senin o kapı açılışı salonda beklerken, görüş salonunda yerimizde duramıyoruz heyecanla. Çünkü onu bekliyorsun. Biz her ayda gidemiyoruz, çok uzakta. Yozgat'ta şu anda. Biz ancak 3 ayda bir ya da 4 ayda bir gidebiliyoruz. Kısıtlı. Gittiğim ve sana görüş saatin 40 dakika. 40 dakikada ne konuşabilirsin? Hangi birinden konuşabilirsin? Ama onu o kapı açılışı hepimizi yani şey gibi düşün. Bir kuşu kafesten salarsın ya. Öyle bir kanatlanır, çırpınır gider. Gelen aslında mahkum olan kardeşin de o şekilde heyecanla seni gördüğü zaman kendi memleketimin kokusunu getirmiş. Halkımın bir kokusunu getirmiş. Onların senden çok beklentisi var aslında. Acaba halk, benim yaşadığım ilçede bir tane arkadaşım ya da yoldaşım bu yolu yürüyen bir haber göndermiş midir bana? Hep o bir şey var onlarda. Biz onu sadece dinleriz, o şey yapar hep. Orada yaşantısını anlatır. Biz sizden daha iyi durumdayız şu anda. Çünkü siz baskı altındasınız. Biz, evet, dört duvar arasındayız. Biz ezmiyoruz kendimizi. Asıl tecritte olan sizlersiniz. Asıl baskı altında sizlersiniz. Siz ses çıkarmadığınız sürece siz ezileceksiniz. Biz burada ses çıkarabiliyoruz. Biz irademize sahip çıkabiliyoruz. Biz daha güçlüyüz. Bizim için üzülmeyin, siz kendinize üzülün diyor. Yurtsever insanların da girmesi, halkın bu mücadeleyi görüp sana yaklaşıp birlikte sana destek vermesi, çünkü daha fazla ses çıkartırız. Örgütlü bir duruş önemli. Yani sadece içeridekiler için değil, bu dışarıdakiler için de önemli. Sen örgütlü bir duruş sağlamadığın sürece teksin. Tek yapacağın bir eylemden ses çıkartabilir misin? Çıkartamazsın. Karabalık bir sesin yükselişi çok farklıdır. 15 yıl itibaren Tekirdağ'dadır. 9 yıl yakında annesi babası hem yaşlı hem de Parkinson hastalığından dolayı nedeniyle görüşemiyorlar. Birçok girişimde bu hastalık raporları, ikisi de ağır engelli raporlar olduğu halde sevki yapılmıyor. Yani yakın bir yere, bölgeye, Urfa'da iki tane cezaevi var. Herhangi bir yakın bir yere sevk yapılarak. Normalde cezası birinin altına düşenler ilçelere sevki yapılıyor. En son yakın ilçeler, bölgede Antep, Adıyaman, işte böyle Elazığ, ilçe cezaevlerine hakkı olduğu halde işte nakil yaptıramadık. Biz çok zor görüşebiliyoruz. Yani İstanbul'a gidip direkt Tekirdağ'a da ulaşım imkanı yok. Yani bu şekilde aileler de cezalandırılıyor. Her ailede olduğu gibi biz de bunun çok ciddi sıkıntısını yaşıyoruz. Kendisi de hani fethi bir cezaevi olduğu için 3 kişilik odalarda kalıyorlar. Daha önceki yani resmen Türkiye'deki uygulamalar hani süreçle alakalı. Eğer bir barış süreci ya da bir görüşme süreci devam ediyorsa içeride rahat bir nefes alabiliyorlar. Ama Türkiye'deki bu 2016'daki süreçten sonra tamamıyla o hani içeride koğuşlar arası görüşme hakkı kaldırılmış, sportif aktiviteler kaldırılmış. İçeride bir tecrit var. Yani sadece cezaevi içinde bir cezaevi tekrar yaşatılıyor. Para direkt yatıramıyorsun, ATM'e de gönderebiliyorsun. Fakir, eskiden durumu iyi olan, kötü olan insanlar bir içeride bir dayanışma vardı. O şey içeride bir tecrit tekrar uygulandığı için
birbirlerine yani o imkanı sağlayamıyorlar insanlar. Yani tabii tecrit bir insanlık suçudur. Yani bu tecritten hani insanlar ceza alabilir. Ama şu anda Türkiye'de herkeste olduğu gibi tecrit batmerleştiriyor. Tecriti bir insanlık suçu boyutuyla hukukta yeri olmayan, meşru olmayan, tamamen keyfi, işte uygulamalardır bunlar. Yani hep uzak yerlere verilmez olması nedeniyle aileler her hafta görüşme imkanı yok. Mesela adli suçlarda insanlar görüntülü görüşme imkanı var. Sınırsız telefon açma hakları var. Bunların sadece haftada 10 dakikalık bir şey var. O da dinleniyor o telefonlar. Her istediği şeyde konuşamıyor insanlar. Tabii ki hani meşru, haklı bir yani davanın bir şeyi yani bu yani alnımız ak, başımız dik olan bir dava olduğu için tabii ki biz bu şeyin arkasındaydık. Bu bölgede herkes mağduriyeti yaşıyor. Dolayısıyla yani biz bu sıkıntıların bir gün bitebileceğini, bu sıkıntıların, faşistan uygulamaların bitebilmesi için, halkımızın rahat bir nefes alması için o inançla biz durduk. Sonuçta aileyiz yani bu o boyutuyla sağlam durmak durumundayız. İnanıyorduk, güveniyorduk ve o hale inançtayız yani o boyutuyla. Yani, keyfi bir uygulama yani bu tecrit olayı dedi ki insanlık bir suçu. Yani sen bir ceza veriyorsun, yasanda olmayan işte hani işte konser bozuk, şu sorun var. Başta Sayın Öcalan'da olmak üzere tüm keyfi oradaki İmralı'da olan Sayın Öcalan dışında da tutsak insanlar var. Hepsini bu şekilde bir ailele cezalandırıyor. İnsanla görüşemiyor, telefonu açamıyor. Bu bir keyfi bir uygulama. Yani yasada olmayan bir durum. Dünya meşru hukukta da olmayan bir durum. Türkiye yasalarında da yok. Yani bu tamamıyla keyfi bir şey yani bu keyfetçi olduğu için çok ciddi anlamdan Türkiye esir almış. Türkiye'nin birçok sıkıntısı bundan kaynaklı. Yani biz bunu bir eskide olduğu gibi bir para süreciyle önü açılmasını, Türkiye bir rahatlama getirmesini, Türkiye'de bu kadar enflasyonun %100'lere, %200'lere yükselmesinin, kaynaklarının savaşa gitmesini, hava olmasını, bunların hepsi bu sorunla alakalı, ilişkili olduğunu, iletili olduğunu düşünüyoruz. Yani bu yani Türkiye bir rahatlama, bir görüşme olduğu zaman Türkiye rahatlığa kavuşuyor. Diğer bu böyle bir tecrit, savaş, tekrar sınır ötesi adı altında operasyonu yapılması ciddi maddi ve manevi bir huzursuzluk, bir de maddi anlamda da bir sıkıntı yaratıyor Türkiye'de. Yani yasada yok, kanunda yok, anayasada yok, uluslararası hukukta yok. Yani insanlar bağımsız mahkemelerden ceza alabilir, oradaki haklarını kullanır. Yani şimdi oradaki şahsa keyfi bir şekilde yani her gün işte ceza uygulanması, ne olup bittiğini toplumda bir kaygı yaratılıyor. Yani bunlar bir bağlantılı, yani bu tamamen keyfidir. Ve toplum geriyor. Toplum gerdikçe insanın psikolojisine yansıyor, ötekileştiriyor. Türkiye'de ciddi anlamda kutuplaşmalara sebep oluyor. Linç olaylara yaşıyoruz. Spor aktivitelerine bile yansıtıyor bunlar. Yani duyarlı olması lazım. Yani bu tür süreçler bu toplum 12 Eylül döneminde de yaşadı. Yani birçok böyle hep Türkiye 10 yılda bir darbeci bir zihniyet egemen oluyor. Yani çok meşru olmayan bir uluslararası nezdinden itibar görmese de anayasaları rafa kaldırıp toplumu keyfi bir şekilde kanun hükmünde karnaval yönetilmeye çalışılıyor. Bunlara da uyulmuyor. Yani bu toplumu bu ölü toprağı üstüne atılması lazım. İnsanların meşru haklarının arkasında durması lazım. Alanlarda olması lazım. Duyarlılığı artırması lazım. Çünkü haklı olan haklarını dile getirmesi lazım yani bu boyutuyla.